Şimdi Emre de aktardı aslında bugün özellikle hani özel araçlarla trafiğe çıkmamakta fayda var. Ancak yine de çıktıysanız artık o trafik belasında bir şekilde içine düştünüz demektir ama önlemler de alınıyor. Şimdi bugün okula başlama heyecanının yaşandığı yerlerden biri de Darüşşafaka sevgili izleyiciler. Anne ya da babalarını kaybetmiş 120 öğrenci daha bu yıl Darüşşafaka ile tanıştı. İşte onların ilk gün heyecanlarını yenmelerine yardımcı olmak için kurum bir partiyle yeni eğitim yılına merhaba dedi. Parti eski mezunlarla şimdiki öğrencileri de buluşturdu. Onlar sadece okullarına değil yuvalarına dönüşün de heyecanını yaşıyor. Burada görmüşsünüzdür yazıyı, bizim yuvamıza geri dönüşümüz bu. O yüzden gayet heyecanlıyız yani. Annem dedi ki bana yepyeni bir gelecek seni bekliyor dedi. Deneyler yapıyoruz, sonra filmler izliyoruz, spor yapıyoruz. Beslenme saatimiz var. Türkiye'nin 65 ilinden 1000'e yakın öğrencisi bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları okulların açılmasını bir partiyle kutladı. Yeni öğrencileri eski mezunlar da yalnız bırakmadı. O isimler arasında Ekim itibariyle Birleşmiş Milletler Türkiye daimi temsilcisi görevine başlayacak olan Büyükelçi Halit Çevik de vardı. Bugün geldiğim noktada belirleyici faktörlerden bir tanesi. Buraya 1966 yılında katıldım. Benim için katılış günü çok önemli. Ve 1966 yılından beri Darüşşafakalıyım. 150. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan kurum bu yıl ilk kez babasını kaybetmiş öğrencilerin yanı sıra annesini kaybetmiş öğrencileriyle de eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Açılış partisinde mutluluk ve hüzün aynı anda yaşandı. Burayı kazanmak büyük bir ayrıcalık ama burada zor alışılıyor buraya. Biraz zor diyorsun. Ha? Anne özlemi. Önceden kalmak istemiyordum ama şimdi çok kalmak istiyorum. Yatılı okul hele özellikle de Darüşşafaka'ya katılan çocuklar için biraz zordur. Biliyorsunuz hepsi yetim veya öksüz oluyorlar. Fakir ailelerden gelmek durumundalar. Burada kendileri öğrenecekler nasıl yaşanacağını ama burası bir yuvadır. Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım da okulların açılması vesilesiyle 150. yılını kutlamaya hazırlanan kurumun Türkiye tarihindeki önemini hatırlattı ve herkesi Darüşşafaka'ya destek olmaya çağırdı. Burası Türkiye'nin mozaiğidir. Burada dediğim gibi herkes Darüşşafaka potası içinde erir. Hepsi bir eşittir. Darüşşafaka deyince her şeyden evvel eşitlikçi gelir.